Özinan Asansör'ün sunduğu spor masası devam ediyor. Telgrafın direkleri semaya bakar. Senin o güzel gözlerin çok canlar yakar. Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahili başıma. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine de yavrum böyle mi yana? Gel yanıma yanıma da otur yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahili başıma. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Bir yâre gönül verdim, bir yâre gönül verdim. Meskenim dağlar oldu, yaktın yandırdın beni. Çapkın aldattın beni, yaktın yandırdın beni. Çapkın aldattın beni, ağlarım yandığıma, yanarım kandığıma. Ağlarım yandığıma, yanarım kandığıma. Dağlar taşlarda yanmaz, dağlar taşlarda yanmaz. Benim dayandığıma yaktın yandırdın beni. Çapkın aldattın beni, yaktın yandırdın beni. Çapkın aldattın beni. Talenin burcu muyum ben bilmem ayrıyım. Dil bilmez görücü müyüm, elleri kınalı. Felek bin yıkılsın ben bilmem ayrıyım. Ben çirkin harcı muyum, elleri kınalı. Baş
sürmeli sürmeli. Ben bilmem ayrı yap, severken sevdirmeli. Elleri kınalı kaleden inindim iniş. Ben bilmem ayrı yap, mendilim dolu yemiş. Elleri kınalı yâre saldım yememiş. Ben bilmem ayrı yap, kendisi gelsin demiş. Elleri kınalı sürmeli sürmeli. Ben bilmem ayrı yap, severken sevdirmeli. Elleri kınalı. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Ufak sağlık. Ağzına da sağlık hocam. İzleyicilerimiz de bu arada şaşırmış. Burası spor programı, müzikal çalıyor şu an diye. Biraz biz de, moral olsun arada. Tabii bizde her şey var diyoruz biz. Çünkü bu masa farklı masa dedik. Bu arada evet, mesajlar da geliyor. Başkanım, siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız Facebook spor masasından bize mesaj atabilirsiniz. Selanik Spor Başkanı Fikret Başkan mesaj atmış. Hepinizi selamlıyor. Müzik programı mı izliyoruz yoksa spor programı mı izliyoruz diye. O da bir espri tarzında şaka yapmış. Başkanım, tekrar futbola dönersek, Karşıyaka Spor Kulübü'nde 11 yıldır başkansınız. Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Tesisleşme anlamında çalışmalarınız var. Belediye başkanlarımızın destekleriyle beraber. Neler söylemek istersiniz? Salim Bey, biz şimdi 2006-2007 döneminden sonraki 11 yıllık başkanlığımız süresi içerisinden daha kuruluşundan bu zamana kadar gelen Karşıyaka Spor'a çok büyük destekleri olan, yani hatta ben bile başım sıkıştığı zaman yanına gittiğim, şimdi İsmail Öntürk diyeceğim, çoğu tanımaz ama bizim tanıdığımız kişiyle Terzi İsmail'imiz var. Terzi İsmail'imiz kulübün kuruluşunda var, ortasında var, en zor zamanlarında var. Hatta ben bazı şeyleri bilmiyordum, ondan öğreniyordum. İşte, ne yapmam lazım İsmail Bey? Evet. O da sağ olsun bildiği kadar bize şey diyordu. İsmail Bey şöyleydi, pantolon geliyordu, herhangi bir söküğü var. 3 lira 5 lira alıyordu o zamanki parayla, 5 daha veriyordu, kulübe veriyordu. İyi biliyorum ki ev ekmeksiz gittiğini ama kazandığı parayı sadece çocuklara faydalı olsun diye kulüp harcadığını birkaç kere ben şahittim. Yine de yapar. Terzi İsmail'imiz öyledir. Onu evet, çok seviyorum. Bizim de abimizdir, mahallemizin büyüğüdür. Cevat Kara hocamız var. Cevat Kara hocamız şu anda biraz rahatsız. Allah şifalar versin, acil şifalar versin. Cevat Kara hocamız, ya paran da olsa da olmasa da sahada hocadır. Yani sana hiçbir zaman sormaz. Başkanım der, beni hoca kabul ediyor musun? Ondan sonrası onun işindir. Ona da Allah acil şifalar versin. Tabii oradan şimdi geldik bugüne. Canik Belediye Başkanımız Osman Genç, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'dan Allah razı olsun. Şöyle, biz ama az ama çok Osman Başkanımıza gittiğimiz zaman bizi boş göndermiyor. Biz şeye bakmayız, miktarının büyüklüğüne, küçüklüğüne çok bakmıyoruz. Evet. Sadece elindeki imkanların nispetinde bizi de boş çevirmiyor. Orada özellikle Alican Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Alican Başkanım, genelde onlar şey oluyoruz. Çünkü başkanımız şehir dışında oluyor. Hiçbir zaman bizi boş çevirmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan haberi büyük bir ihtimalle oluyordur. Mesela spor malzemesinin bir kısmını ondan yaparız. Her yıl bize destek verir. Ya bunun yanında şimdi belediye başkanlarımızla ilgili özellikle, yani şu bizim konuşmamızın ana konusu olmasını istiyorum. Belediyeleri Karşıyaka Spor'umuz Doğu Park'ta amfiteyatronun altında 15 yıl kulüp binası olarak orada faaliyetlerini gösterdi. 15 yıl sonra belediyeden, Büyükşehir Belediyesi'nden bir müdür abimiz beni aradı. Başkanım dedi, burası bize lazım. Müdürüm dedim, 3 gün içerisinde ben orayı boşaltıyorum, 3 gün içinde ben orayı boşalttım. Onlara lazım, onların malı, onların mülkü. Yani bu işte benim kulübüm değildir, Karşıyaka Spor'dur, bizle alakalı hiç şey çıkarmadık, sorun evet, çıkarmadık. Nihayetinde belediyenin mülkü. Ona lazımsa ilk öncelik onun hakkı. Şimdiki 19 Mayıs Stadyumu'nun altında Samsun'un altyapısının olduğu yere taşındık. Yeni stattan dolayı şimdiki bulunduğumuz yerin yıkılma durumu var. Evet. Buradan
İsuzu Ziya Başkanıma sesleniyorum. Sayın Başkanım, televizyonda ya da böyle %100 rast geldiğimiz zaman sizin çocuklara olan sevginizi biliyoruz. Biz bir telefonda 15 yıllık geri 3 günde hemen diğer tarafa taşıdık. 100-150-200'e yakın sporcu çocuğumuz var. Onların adına konuşuyorum. Yine bizim belediye evleri Karşıyaka Spor'umuz 6 mahalleye, 6 mahallenin takımı. Toptepe Mahallesi, Asköy Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Uludağ Mahallesi vesaire. 35 bin vatandaşın adına konuşuyorum. Ve oranın tek takımı. Belediye evleri Karşıyaka Spor oranın tek takımı. Bizim çok fazla büyük bir şey istediğimiz yok. Amfiteyatronun altı bizim boşalttığımız yer şu anda boş duruyor. Ya oraya ya da Haluk Ulusoy tesislerinin tam arkasında betonu dökülmüş eskiden halı saha vardı. Ya da oraya bizim istediğimiz 30 metrekarelik bir fabrik bir yer böyle çok büyük afaki bir şey istemiyoruz. Bu yapacak olduğunuz hizmet belediye başkanımıza, Yusuf Ziya belediye başkanımıza duası bu dünyada da yeter, öbür dünyada da yeter. Her nesil orada çocuk top oynayacak, sportif faaliyetlerini yapacak, her zaman dua ilan alacak. 300 tane çocuk spor okuluyla beraber. Şimdi yıkıldığı zaman ne yapacağız? En büyük sorun bu. Burada tabii ki biz bunu Osman Başkanım'la da görüştük. Osman Başkanım şunu söylüyor haklı olarak. O yörede diyor, öyle bir yer yok diyor, yani büyük bir yer yok. Dolayısıyla biz de ilk hedefimiz yani bundan sonraki dönemler içerisinde Karşıyaka Spor'a bir tesis kazandırmak. Afaki bir tesis değil. Yani bizi idare ettirebilecek bir tesis kazandırmak. Bizim her dönem belediye başkanlarıyla aramız iyidir. Nihayetinde belediye başkanıdır. İmkanları nispetinde senin kulübüne faydalı olabilir. Bizim oradaki mesela siyasilerle de aramız iyidir. Cumhuriyet Halk Partisi geldi, bizim kulübümüzü ziyaret etti. AK Parti'den kadın kolları, gençlik kolları geldi. İlçe yönetimini geldi, kulübümüzü ziyaret etti. Bizim kulübümüz de şöyledir. Karşıyaka Spor Kulübü içeri girdiğin zaman siyaset yoktur. O dışarıda kapısında o olabilir. İçeri girdiğin zaman sporcusun. Bizim kulübümüzde seçim zamanı ya da seçim olmayan bir zamanda diyoruz ki partinin adı yoktur. Hangi parti olursa olsun gel anlat. 300 tane çocuk, 600 anne baba olursa 600-700 kişi orada ikna et. Dolayısıyla kulübümüzün penceresi şudur. Herkesi dinler. Bütün siyasetçileri davet eder. Dolayısıyla herkese de kapısı olan, açık olan bir kulüptür. Önümüzdeki dönemler içerisinde bizim düşüncelerimizden dediğim gibi altyapı 1. 2. Canik, İlk Adım ve Atakum nispetinde gelir biraz daha, bir tık daha az. Kırsal kesim insanının ilk oturakladığı yer, ilk ikamet ettiği yer. Dolayısıyla da daha geliri düşük seviyeli insanların çok bulunduğu bir yer. Futbol zaten çok gariban fakir çocuklarının böyle çok fazla istek duyduğu bir branş dalı. Evet. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu çocuklarımızı, oradaki o şeyi çocuklarımızı sadece bize değil, bak Selanik Spor dedin, onun da tesis sorunu var. O da geçen duydum, liglerden çekilmiş, imkansızlık. Şimdi Roma vatandaşlarımız, kardeşlerimiz futbolu çok seviyorlar. Ama başkan ne yapsın? Yani bir başkan arabasını bulacak, yemeğini bulacak, onu bulacak, bunu bulacak. Ne yapsın? Dolayısıyla aynı sıkıntıları biz de çekiyoruz ama dedim ya biz iş adamlarına bu işi yükledik. Sadece yani biz çok maddiye de girmiyoruz. İnşallah Selanik Spor Kulüp Başkanı da bir çözüm bulur. Dualarımız onunla yana. Her dediği yere biz de gidebiliriz. Elini taşın altına koyduğu yere biz de koyabiliriz. Evet. Şimdi bir de bize bizim dönemimiz içerisinde 6-7 tane hocayla çalıştık. Ya bizi şu adam Türkiye Şampiyonası'na getirmiş. 3 kere getirmiş. Bu hususta Murat Aydemir Hoca'ya, Adem Sağlam Hoca'ya, Ersin Afşanlı Hoca'ya, Şükrü Samaras Hoca'ya. Tabii bir de şimdiki kulübümüzün hocası var Ekrem Hocam. Ekrem Hocam. Yılların emektarı. Yılların emektarı. Onu ben hoca olarak görmüyorum. O kulübümüzün abisi, kulübümüzün babası. Ciğerimiz. Bizim her şeyimiz. Biz ona abi diyoruz ya. Biz öyle bizim öyle çok başkanlıkla onunla bunda çok şeyimiz, ihtiyacımız da yok. O bizim abimiz. Onun yanında
Ya çocuklara böyle bakıyorum bazen. Diyorum ki çocuk sevgisi olmayan hiç kimse kulüp başkanlığı yapamaz. Yani şöyle tam bir işe dalıyorsun, telefon geliyor. Başkanın ne var? İşte ayağı zedelendi. Haydi git doktora. Efendim ne oldu? Su bitti. Hadi git oraya. Dolayısıyla çok böyle zorlukları olan ama bir o kadar da zevkli bir iş. Bu hususta bizlere çok faydası olan, aynı zamanda bizim kulübümüzde de idareci olan İsmail Abanos. Yani Samsun'da adam gibi adam. Hüseyin Tüfek. Bir insan bu kadar merhametli olur. Yine bizde forma yapan Mehmet Şen, mobilyacı kardeşimiz. Yine müteahhit Adem Çakır. Bunlar dönem dönem bize kendi reklamlarını yazmak kaydıyla forma ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Şimdi burada bizim için en önemli dediğim bir kompleksin yapılması. İnşallah siz de bize yardımcı olursunuz. Basında da buna geniş yer verirsiniz. Size de bu çocuklarımızın duası, buradaki vatandaşların duası bu dünyada da öbür dünyada da gelecektir. Bundan emin olun. Peki ablacığım sen de yine başkanımın görüşlerine katılıyor musun? Spor sence gençlerimizi kötü alışkanlıktan uzak tutmak, yine spora yönlendirmek adına hani ne gibi çalışmalar yapılabilir? Ne gibi destekler sağlanabilir? Amatör spor kulüpleri ne gibi desteklenebilir? Tabii şimdi ben de önce başkanım gibi bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ersin hocam olsun, Şükrü hocamız olsun ve şimdiki artık abimiz dediğimiz Ekrem hocamız olsun, sağ olsunlar. Dediği gibi arkadaşlarımızın da hepsi sağ olsunlar. Çok değerliler. Ben şöyle diyorum. Şimdi biz amatör bir kulübüz. Amatör kulüplerin amacı nedir? Altyapı, değil mi? Yani profesyonel kulüplere altyapıdan futbolcu yetiştirmek. Doğru mudur? Evet. Bilmiyorum. Yani ben çok dediğim gibi bizler yani biz menemen kurbanı olarak girdik bu işe. Onun için spor tabii ki yani futbol ben gençliğimde de oynadım. Ben kız futbol takımı kurmuş birisiyim zamanında. Abimlere rekabet yapmak için. Çünkü biz de oyun oynamıyorlardı. Biz de takım kurduk orada onlarla beraber olmak için. Ne güzel. O zaman eşofman bile yoktu. Tatlım biz pantolon patlatırdık. Zavallı annem pantolonları dikmekten bunalırdı. Ben kaleciydim. Sonra santrfor oynadım. Hayatta zaten hiç ortada olmadım. Ya en önde ya en sonunda oldum. Bilmiyorum, orta beceremiyorum herhalde böyle şeyi. Dediği gibi şimdi mesela ben Samspor'u söyleyeyim. Samspor. Ben zamanında benim amcam, babam Samspor'a emek vermiş insanlar. Onların döneminde öyle işte oradan para gelecek, buradan para gelecek yoktu. Gücün varsa başkandın. Kendi imkanlarınla ben bilirim çok şeylerimizi kaybettiğimizi maddi olarak ama nedir ki bir asansör takımı dendiği zaman da Samspor'a, Samspor'u bir yerlere getirmiş. Lefter küçük Andonyadis gibi bir değerli, Allah rahmetle anıyorum kendisini, evet, hocamızı Samsun'a kazandırmıştır. Şimdi bakıyorum, mesela Samspor'a bakıyorum, amatör şeye bakıyorum, altyapısına bakıyorum. Altyapıda belki oynaması gereken, gerçekten yarın iyi bir futbolcu olacak çocuğumuz sırada bekliyor ama bilmem kimin oğlu orada oynuyor. Özür dilerim. Bu benim şahsi görüşüm. Kızarlar, gücenirler. Hiç umurumda da değil. Ben hep şeffaf oldum hayatım boyunca. Şimdi Samsun'da bir sürü amatör kulüp var. Bunların bir tanesi mi Samspor'a oyuncu yetiştiremiyor? Bu çocuklarımız neden kullanılmıyor? Neden harcanıyor? Çok başarılı çocuklarımız var. Ben bizim kulübümüzden biliyorum. Adam ta bizi Aydın'dan bilmem nereden çocuklarımıza biz lisanslarını veriyoruz. Onlara futbolcu veriyoruz. Samspor benim çocuğumu görmüyor. Hatta ben arkadaşlarımı istemedim, yönetici orada. Dedim ki onlara bir gün, ya dedim şu çocukların ayağına top değmiyor, bari bizim kulübe gönderin de oynatalım dedim ya, yazıktır dedim. Anladın? Evet. Yani bu benim şahsi görüşüm. Hepsi benim dostlarım. Ben bir de şuna inanıyorum, şunu ayırmamak lazım. Yok Samsun'da o Trabzonlu, öbürü Oflu, öbürü Kavaklı, öbürü... Abicim, Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl ki her halk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa Samsun'da yaşayan her vatandaş da Samsunludur. Bu kadar basit. Adam ekmeğini buradan kazanıyorsa Samsun'un çocuğudur. Vergisini burada vermiyor mu? Buradaki ticaret odasına kayıtlı değil mi? O zaman Samsun'un çocuğu bu. Niye ayrım yaparlar? Yok 61. dakikada yuhalım. Bu ayıp şeyler bunlar. Ben bunlara karşıyım. Bir kere spor kucaklaşmaktır. Spor yumruklaşmak değildir. Siyaset hiç yok bizde. Kesinlikle siyaset yok. Bizim kulüpte herkesin farklı görüşü var.
Ama biz bak ne güzel şarkılarımız, sürgülerimiz evet. var. Fikret Hoca'ya da sevgiler, selamlar benden. Selanik Spor. Oğlum senin mahallen gibi olduk işte. Daha ne istiyorsun burada? Canımsın benim. Öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, sizin de görüşlerinizi alalım. Ben de aşağı yukarı arkadaşlarla aynı fikirleri paylaşıyorum. Fakat tabii bu işi seven, gönül veren insanlar yapmalıdır. Tamamen bir özveri ve ekonomi de çok önemli. Tabii bunun eğitimi de aslında keşke daha devlet yönetiminden olsa, spor kolları olsa, çocuklar buralarda eğitimlerini alsa, maddi hiç düşünmese, oradan karşılasa. Bunu çünkü amatör olarak yürüyen bir yerde geri kalıyor. Yani bir yerde olmuyor. O çocuğa pratik olarak öğretiyorsun ama altta bilgi olarak bir şey yok. Ne oluyor işte, hoca tutuyoruz. Hocalar bildiği kadar. Ama bunun eğitimini alsa bu çocuk, spor okulu. Evet. Normalde bir ilkokulda işte bilemiyorum kaç yıl olur. Ondan sonra spor okulu ve bu ücretsiz olmalı tabii. Yani herkes açık olmalıdır. İnsanların yardımıyla, insanlar spor ne diyor? Kendi çocuğumu harcarım o diyor. İnsanlar bilincinde değil ki. Ben bu şekilde olmalı. Her şey için teşekkür ederim. Size de bu arada teşekkür ederim. Ama yalnız bir seyircimize acaba bir şey demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bizi izlemiş. O müzik işte spor mu müzik mi? Bence müzik her yerdedir. Müziğin sporu, cenazesi olmaz. Cenazelerde ilahiler okulur. Askerden gelen insanlara davullar çalınır. Gidene yine moral olsun diye müzik verilir. Onun için efendim, yani spor her yerdedir, şeydir, müzik her yerdedir. Burada bir 5 dakika müzik yapmak, müzik okuyor. Müzik programları 2-3 saat sürer hocam. Biz acizane 5 dakikanızı aldık. Teşekkür ederim yani izlediğiniz için. Size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Başkanım, evet, bir şeyler söyleyeceksiniz herhalde. Şimdi Selim Bey bazen soruyorlar bana, diyorlar ki ya Karşıyaka Spor bu 11 yılda 11 şampiyonluk ya 3 Türkiye Kupası, bu başarının sırrı ne? Diyorum ki ben 100'e yakın sporcumuz var. 50'de altyapı, 150'ye yakın sporcumuz var. Evet. 11 yıl içerisinde hiç hocanın 11'ine karışmadı. Ya şunu da oynat 5 dakika 3 dakika demedi. Başarısız oldu, benle beraber sezonu bitirdi. Başarılı oldu, benle beraber. Hiçbir hocamı da yolda bırakmadım. Şunlar hariç. Sporcuma karşı argo bir cümle kullandıysa, şiddet varsa onları denzitliyorum. Onları hariç diyorum. Evet. Dolayısıyla iki, benim 99'da oğlum var. Kulübe geldi, babası kulüp başkanı. 11'e giremedi. Ya başkan ne oluyor? 18'e kuruyamadı. Giremeyince baba dedi, demek ki yetenekli değilim dedi. Oğlum dedim, bak, sen benim öz oğlum olabilirsin. Ama onların hepsi benim oğlum. Ya onun dışında benim 4 tane çocuk babasıyım. Yani dolayısıyla 100-154 çocuk hepsinin babasıyım. Biz de şöyle bir şey... Para gönderecek hocam. Onun için bizde, şimdi bizdeki sistem şu. İsmail Pısıl diye arkadaşımız var. Onu en son ayırdım. İsmail Bısır bizim yöneticimiz. Müdürlükle başladı. Şu anda idarecimiz. Evet. Hiçbir arkadaşım kulübe gidip de hocaya karışmaz. Diğer 12 kişi karışmaz. Her şeyden sorumlu İsmail Bısır. Gider bize rapor verir. Sözlü rapor verir. Yazılı rapor verir. Biz de ona göre gideriz. İşte bizim yani ne hocalara ne oradaki idarecilerde kulüp başkanı olarak 11 yıl hiç karışmadım. Dolayısıyla başarımızın sırrı, kendi çocuğun 11'e giremez, başkanın çocuğu 18'e giremez, oynayan girer ve 11 yılda 15 şampiyonluk, çok büyük, 3 kere de Türkiye şampiyonası, bir de bir mahalle kulüpsün. Dolayısıyla başarımızın sırrı bir bu. Bir kupa almam anlatsanız. Özür dilerim, müsaade varsa. Tabii ki, buyurun. Şimdi biz kupa merasimine gittik. 11 yıldır kulüp başkanı olarak bir kere kupa almadım. Ya idarecilerin hepsini idarecilerime aldırmıştım. Başkan yardımcılarıma, yönetim kurulundakilere. Ya başkan almaz mı kupayı ya? Gülderen Hanım ilk şey, 3 kupa alacağız. Yaz, ben Gülderen Hanım'a adını yazdırdım ama Gülderen Hanım'ın bilgisi yok. Dedi ki ne yapacağız dedim. Bir tane kupa var, onu da ben alırım dedim. Dolayısıyla oradan bir ses, anons. Belediyeleri Karşıyaka Spor Şampiyonluk Kupası'nı almak üzere Gülderen Hanım'a buraya davet ediyoruz diyor. Ya biz de arkadayız biraz Gülder Hanım böyle omuzlarını böyle kaldırarak. Başkan gidemem utanırım çıkmam diyor çıkmam. Biz arkadan iteliyoruz. O öyle gidiyor. Ya neyse gitti kupayı aldı. Ya bu sefer kürsüden bu tarafa alamıyoruz. Bırakmam abi. Yakaladı kürsüyü bu tarafa alamıyoruz. O sırada biz de kupayı vermekle de şeyle de ödeşmiş olduk. Menemenle de ödeşmiş olduk. O şekilde. Tabii takas yaptık onu. Takas yaptınız.
Başkanım, mesajlar gelmeye devam ediyor. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Ali Güller, Samsun'un efsane hakemlerinden. Evet, çok sevdiğimiz birisi. Salim'cim, hayırlı programlar kardeşim. Belediyelere, Karşıyaka Spor Kulübü'ne başarılarından dolayı 11 yıldır gecesini gündüzüne katıp futbolun yanı sıra çocukların iyi bir birey olmaları için çaba sarf ettikleri için başta değerli başkanım size ve Gülden Semizoğlu ile Semra Öden'e teşekkür ediyor. Başarıların devamını diliyor sizlerin. Teşekkür ederim. Beyaz saçlı prensimiz. Selim Bey, çocuklara şunu söylüyoruz. Yarın, bugün çocuksunuz 10 yaşında, 15 yaşında. Ya ne olur, birey olun. Söz hakkınız olsun. Yanlış da olsa, doğru da olsa, bir yerde söz de olsa katkıda bulunun. Biz zaten çocuklara asıl amacımız birey olmayı, onların aklına, şuuruna yetiştirmek. Dolayısıyla onlar birey olduktan sonra kendi işlerini, kendi şeylerini zaten getirirler. Kulübümüz, dedim ya, bizim sadece futbol olarak faaliyetlerini sürdürmüyor. Mesela spor okuluna gelen çocuklara, altyapı yani 9-10 yaşındaki çocuklara, hocamız itmana çıkmadan 3 dakika, 5 dakika, işte bir insanla konuşurken ne yapacaksın? Neresine bakacaksın? Söz bittikten sonra mı konuşacaksın? Gözüne mi bakarak konuşacaksın? Ya da diğer itmanda işte ağaç nedir, orman nedir? 3 dakika, 5 dakika itman öncesi çocuklarımıza bunlar da veriliyor. Yani sadece topa öyle vurulur, böyle vurulur diye anlatılmıyor. Evet. Biz aynı zamanda bir sosyal faaliyet içerisinde de bu işleri yürütüyoruz. Şükür olsun bu İsmail Kusul Bey'den, idarecimizden, yani aşağı yukarı kulübün yarısı omuzumuzdan aldı. Yani yüksüz artık kaldık. Çünkü devamlı o ilgileniyor. Biz sadece rapor alıyoruz. Her kulübe de öyle insanlar lazım. İsmail'i de çok seviyorum. İnşallah şey var. Gülden Hanım. Her nimeti bir külfeti. Ablacığım, o dayanamam. Gülden Hanım farklı. Buyur Gülden Hanım. Buyur ablacığım. Şimdi tatlım, biz dedik ya, biz 13 kişi 15 kişi işte bu şeyi götürüyoruz. Çocuklarımız var ortada, onların geleceği var. Evet. Çok da keyifli bir iş. Onun, yani acayip bir şey bu. Yani onu anlattığım, o yaşanması lazım. Şimdi su bitiyor. Çocuklar su içecekler. Diyorlar ki su lazım. Tamam, su almak bir şey değil. Şimdi arabayı yok, ben götüreceğim kulübe onu. Oradan gelecek kimse yok. Suyu almak da bir şey değil. Salimciğim, şöyle koliler. Bunu taşıyacaksın. Önce şarjı arabaya koyacaksın. Onlar 10 tane falan. Ondan arabanın bagajını açacaksın. Onları tekrar oraya taşıyacaksın. O da yetmedi abicim. Gideceksin kulübe, bir de orada. Yani dedim ya, bende de şey var, vertigo var, kristaller oynuyor hemen böyle. Dengeler değişiyor. Ama yok, o çok güzel, çok keyifli bir iş gerçekten. Ali Gürler hocam, çok teşekkür ederim. Onlar beni de şey dağıldılar, Türfat'a dağıldılar. Sağ olsunlar, onurlandırıyorlar. Onlar her yerde da aktif bir şekilde. Çok, çok başka. Gültekin hocam. Hepsi çok değerli insanlar. Ama futbolun içine beni soktular. Zaten sanayiciden de. Abi beyzbolcu da olmaz ki, futbolcu olur zaten. Onun için çok 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 teşekkür ediyorum. Evet, yine mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Fanatik bir Samsunlu ailemiz. Kader Temiz Tombaş ve İlhan Temiz eşiyle beraber şu an bizi izliyorlar. Diyorlar ki kendisi, konuklarınız çok canlı. Yani size teşekkür ediyorlar. Sağ olsun. Çok canlı bulmuş sizi. Sağ olsun. Keyifli geçiyor programımız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz kendilerine, bizleri izledikleri için. Başkanım, son 5 dakikamız size ayrılan bölümde kısa birer cümle olarak son düşüncelerinizi alalım. Bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi de Karşıyaka Mahallesi muhtarının, yani Cevdet Dursun'un Karşıyaka Spor Mahallesi'nin takımına sahip çıkmasıdır. Mesela geçen gün gönderdi bir spor mağazasına. Başkanım dedi, ben de katkıda bulunmak istiyorum. Kendi adını, kendi şeyiyle beraber gittik. Forma siparişi verdi. Aldık kulübümüze. Şu anda onun formalarını giyiyoruz. Buradan muhtarım, sana çok teşekkür ediyorum. Senin gibi muhtarların bu Türkiye'de, bu Samsun'a büyük ihtiyaçları vardır. Her şey için teşekkür ediyorum. Evet ablacığım. Şimdi futbolun bence bir de en önemli özelliklerinden bir tanesi. Benim şahsi görüşüm bu. Karakterleri ortaya koyuyor. Bir çocuk agresifse oyunu tarzı değişik. İşte ama amaç ne oluyor orada? Hocaların etkisiyle, işte o çocukların karakterlerini yumuşatabiliyorsunuz. Hı-hı. Verdiğiniz eğitimle. Çünkü nedir? Bir tane top var ortada. O topu paylaşmak. Ne kadar güzel bir duygu. Sonra ayak ve beyni aynı anda kullanabilmek. Bu bir insan için farkı çok çok güzel bir spor, futbol baktığın zaman. Çok süper güzel bir spor. Onun için yani ben de futbolun içinde olduğum için çok mutluyum. Diğer amatör kulüplerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum.
Samsun'a verdiği katkılardan dolayı ve Samsun Spor, lütfen çocuklarımızı unutmayalım. Bize yine bizden fayda vardır. Boş verelim. Efendim, Samspor'a başarılar diliyorum. Başkanıma da beni iki menemenle kandırdığı için, burada olduğum için çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak çok daha büyük bir keyif. Teşekkür ederim. Hocam sizin de son görüşünüz. Evet, spor yönetimi de idaresi de çok zor. Gerçekten bu işe gerçekten gönül veren insanlar bu işle uğraşmalı. Onların da Allah yardımcısı olsun diyorum. Çünkü spora hem maddi hem manevi emek gerektiren, sabır gerektiren bir bölüm. Çok güzel. Tabii bunu, sporun faydaları ve güzelliğini muhakkak, onu artık söylemeyeceğim. Ama Mithat Bey Allah yardım etsin. Yani bizlere çok fazla şey değil de teşekkür ederim her şey için. Evet sevgili izleyenler, bu bölümümüzde Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mithat Kurumahmutoğlu, Başkan Yardımcısı Gülderen Semizoğlu ve Semra Öden'i konuk ettik. Teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine, stüdyomuza geldikleri ve bu programda bize böyle bir keyifli program yaşattıklarınız için. Evet, şimdi Samsun'daki amatör gündeme dönüyoruz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz ki bölgesel amatör ligde çekişmeli maçlar oynandı ve lig sona erdi. Bölgesel amatör ligde Ladik Belediyespor zirvede tamamladı Samsun yarışında. Çarşamba Spor ise Termes Spor ile pilot maç oynayacak Bağlı Ligi'nde kalabilmek için. Bu maç ise 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynayacak ve belki de tarihte bir ilktir sevgili izleyenler. Bir amatör maçın böylece bir profesyonel statta oynanacağı. Bu da bir artı Samsun için başkanım. Biz Haberaks TV Haber Gazetesi olarak kameraman İbrahim arkadaşımız, spor muhabiri Mustafa arkadaşımızla beraber Ladya'ya gittik. Zirvede tamamlayan, ikinci yarının en iyi takımı seçilen, gönüllerin şampiyonu olan Ladik Belediyesporları antrenmanı ziyaret ettik ve röportajlar yaptık. Keyifli bir röportaj oldu. Şimdi ekranlarınıza gelecek ve biz o şekilde sizlere veda edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşçakalın. Bu yol, bu zorlu maceranın kaptanı, başarılı kaptanı Ladik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Sukas'la beraber yan yanayız. Yaklaşık 4 sezondur bölgesel amatör ligde yer alıyoruz başkanım. Ve bu ligin en tecrübeli ekibi oldunuz. Artık gönül ister ki 3. ligde yer alın. Ama inşallah bunu da başaracaklar yakın zamanda. Bir sezonu bitirdik başkanım. Nasıl geçti sizin gözünüzde bir sezon? Evet, şimdi bir sezon nasıl geçti dersek her seneki gibi geçti. Yani yine şampiyonluk umutlarıyla başladık. Başladığımız işi bitiremeden sezonu bitiriyoruz maalesef. Ama her zaman söylüyorum, bu inadımızdan hiç vazgeçmeyeceğiz. Bu üçüncülük sevdası bizde. Gözlerimiz açık olduğu her yıl, her an devam edecek. Tabii niye çıkamadık? Biz bu sene başarılı değiliz. Şampiyon olamadıysak başarılı değiliz. Yani hiç öyle kendimizi kandırmaya da gerek yok. İşte lig statüsünden dolayı Samsun takımları arasında birinci oldun, ligde kaldın. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Şimdi ancak şampiyon olan takım kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Biz şunu gördüm, yine aynı yere geliyoruz ama 4 yılda bu takıma, 4 yıldaki harcadığımız parayı, yani 4 yılda Bal Ligi'nde bütününde harcadığımız parayı bir sezonda harcayıp şampiyon olmuşlar. Şimdi sonra diyoruz ki parayla olmuyor bu işler. Maalesef parayla oluyor biraz, paraya dayanıyor. İşte tesislerimiz, gördüğünüz gibi Bal Ligi'nin bize en büyük kazanımı bu tesisler. Bu tesisleri yapmamız bile bizim için büyük başarıydı. Belediye Başkanımız Sayın Selim Özbalcı'nın çok üstün gayretleriyle bu tesisleri yapmış bulunduk. Bir de Fikret Başkan'ı da unutmamak lazım, sağ olsun. Sayın Bakanımız Çağatay Kılıç da, onu da unutmamak lazım. Her şeyimiz hazır Salim. Yani üçüncülüğe çıkmamamız için hiçbir neden kalmadı. Eğer bu takımı, ikinci yarı çok üstün bir performans sergiledi çocuklar, bu takımı dağıtmazsak, İşte üstüne de 3-4 tane takviye yapabilirsek önümüzdeki sene, inşallah bir dahaki yılın en güçlü adayı biz oluruz diye düşünüyorum. Samsun takımlar arasındaki yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Siz evet Samsun sıralamasında birinci tamamladınız. Şu anda evet. Çarşamba Spor ve Atakum Belediyespor kümede kalmadığına yarış veriyor. Yani şimdi onlar tabii aslında yan yana bitirdik ligi. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci evet. Bitireceğiz gibiyiz. Ancak maalesef bir tane takımımız küme düşecek. Ancak şöyle bir durum var. Yani çok yanlış bir şey. Yani şimdi mesela biz de olabilirdik Çarşamba ve Atakum'un yerinde. Evet. Ki olduk. Kaç defa olduk.
bir tane maçta küme düşüyorsun. Yani yaptığınız bu kadar yatırım. Ben o Çarşamba Kulüp Başkanı ve Atakum Kulüp Başkanı'nın da yönetim kurullarının, belediye başkanlarının da bu işlere çok emek verdiklerini biliyorum, gördük. Onlara da yazık oluyor. Yani biz de olabilirdik aynı yerde. Ama statüyü bir şekilde değiştiremiyoruz. Her sene eleştiriyoruz. Eleştirdiğimiz halde yine aynı yere yine geliyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok. İnşallah hak eden kazanır. İki takımdan bir tanesi düşecek. Bir tanesi de play-out oynayacak amatörden gelen takımla. İnşallah hayırlı olur. Ne diyeyim yani, Havzaspor'u da burada tebrik ediyorum. Bir dahaki sene onlara da başarılar diliyorum. Çok inandılar. Kulüp başkanı, Aziz Başkan üstün bir gayret sergiledi biliyorum. Allah onların da yolunu açık etsin. İnşallah kardeş kardeş gideriz bir dahaki sene. Şimdi Eyüp Narşap, biz hocamızı ilk devre yardımcı hocamızdı. Evet. Ama onun duruşunu ve futbola bakışını, dünyaya bakış açısını çok benimsedik, beğendik. Bir kan değişikliği olsun dedik. Bizim aslında Muammer Hoca ile de bir sıkıntımız yoktu. Yani evet. Ona da başarılar diliyorum ama bir kan değişikliğine gideceksek biz Eyüp Hoca ile devam edelim istedik. Eyüp Hoca teknik anlamında çok şey verdiğini zannetmiyorum. Yani teknik direktörlerin takımlara işte şöyle yap, böyle yap, sağdan git, soldan git, böyle. Sadece işte oyun planı veya oyuncu seçmelerinde. Ama Eyüp Hoca takıma şunu verdi. Biz gördük bunu. Bu takım arkadaş oldu. Ben bu takımın yedek kulübesinin 4. sene, 5. seneye gireceğiz. Ben Ladik Belediyespor'un futbol takımının attığı golde yedek kulübesinin atanlardan, oynayanlardan daha çok sevindiğini Eyüp Narşap döneminde gördüm. Yani öyle bir inanmışlık başladı ki çocuklarda, artık oynayan, oynamayan, niye beni oynatmadın, niye oynatmadın, öyle bir dert kalmadı. Çocuklarla arkadaş gibi, abi kardeş gibi anlatarak, söyleyerek işte bu başarıyı elde etti. Hocamızı inşallah salmayacağız. Devam etmek istiyoruz yardımcı hocalarımızla beraber. Futbolcu arkadaşlarımızı da salmak istemiyoruz. Onlara da bir iki tane takviye yaparak bir dahaki sene salim inşallah. Beşinci yılda üçüncülük inşallah diyoruz başkanım. Öyle mi? Ben sana bir şey söylemiştim ya, cücüğü güzün sayarlar diye. Evet başkanım. Biliyor musun? İnşallah onu bir daha söyleyeyim. O şans getirdi o kelime. Bir dahaki seneye bakarız. İnşallah iyi olur. Peki, teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet hocam. Bölgesel amatörlük 4. grupta bir sezondan sonuna geldik. Son hafta maçımızı oynayacağız. Sezon nasıl geçti? Siz 11. haftadan itibaren takım başına geldiniz. Doğru mu? Evet. O süreç içerisinde neler oldu? İlk devre başka bir Ladik Belediyespor, sizin gelmenizle başka bir Ladik Belediyespor kimliği ortaya çıktı. Bu değişimin sırrı nedir? Sihirli değnek nedir burada? Şöyle özetleyelim. İlk sezonun ilk yarısında farklı bir oluşumla buradaydık. Ben bir ekibin yardımcı antrenör olarak burada bulunuyordum. Bir kadro planlaması yapıldı. Tabii ki oradaki başımızda bulunan antrenörün bir oyun felsefesi, bir oyun anlayışı vardı. Var olan oyuncu grubumuzun oyuncu yetenekleriyle oyun anlayışımız, oyun sistemimiz çok uyum sağlamadı gibi görünüyor. Doğal olarak da ilk yarıda bunun karşılığında ortaya çok büyük mutsuzluklar çıktı. Evet. Bu mutsuzluklar başarısız sonuçlara bizi taşıdı. İlk yarı bittiğinde genel olarak baktığımızda çok başarılı olamayan, skorer anlamda da çok iyi şeyler üretemeyen bir takımdık. Mutsuz bir ortam oluştu ve sanırım yönetim kurulumuz bunu fark etti. Bununla ilgili bir karar aldı. Bizimle devam etmek istedi. Biz de bütün ikinci yarılara kalıp planlamayı, kendi kariyer hedeflerimizi, kulübün hedeflerini masaya yatırdık. Uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Aynı çizgide miyiz? Bunları tartışarak bir karar verdik. Yola devam ettik birlikte. Yola devam ederken ben bir ekip planlaması yaptım. Bir yardımcı antrenör, bir kaleci antrenörü dahil ettik ekibimize. Bence bugünkü başarının temelleri orada atıldı diyelim. Çünkü mükemmel iki insanla çalışıyorum. Ekip olmamızda müthiş katkıları var. Yürekleri çok temiz. Antrenörlük bence her zaman ikinci planda olmalı. Hepimiz için böyle. Önce iyi insan, iyi karakter, iyi birey olmalıyız. Bence bununla ilgili müthiş bir çizgiye sahip iki insan var ekibimde. Evet. Yaş olarak benden ortalama 14-15 yaş büyükler. Müthiş saygılı, müthiş sevgi donanımlı bir
çalışma anlayışımız var. Bence başarının temelleri buradan başlıyor. Bizim kendi aramızdaki bu uyum, kendi aramızdaki bu sevgi, saygı oyuncu grubuna da yansıyor. Olayın temeline böyle başladık. Oyuncu arkadaşlarımızdan birinci yol haritası sevgili, saygılı, iyi iletişim kuran, işini futbolcu anlamında doğru yapmaya çalışan bir anlayış yansıttık. Şöyle söyleyelim, bir Antalya kampı istedik. Çok zor durumlardaydı kulübümüzün ilk yarı sonundaki durumu. Antalya kampında ısrarcı olduk. Yönetimimiz sağ olsun hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bizi Antalya'ya gönderdiler. Buradaki kamp bizim ikinci arada yapmak istediğimiz şeylerin temelinin atılması gereken bir kamptı. Çok mutsuz oyuncularımız vardı. Yani oynayan oyuncular. İlk yarıda 13 maçın 13'ünde oynayan oyuncu bile mutsuzdu. Çünkü huzur ortamı sağlanamamıştı. Fazla problemli oyuncumuz vardı. Belki yani teknik heyet olarak da problemli bir heyettik. Bunlar sonuç olarak hep olumsuz yansıdı bize. Bu ortamı orada düzelttik. Bireysel toplantılar yaptık. Her bir oyuncumuzla ortalama bir saate varan hem kendi ideallerimiz hem kulübümüzün idealleri hem kendi oyuncumuzun kendi ideallerini masaya yatırarak birer saate varan toplantılar yaptık. Bunlar böyle her oyuncuya bir saatlik toplantı ne var bunda falan gibi algılanmasın. 20 tane oyuncu 10 günlük kampta neye tekabül ediyor? Bence bununla ilgili bir saat dilimi hesaplanırsa hemen hemen 10 günümüzün her anı doluydu. Bütün oyuncularımızı aynı hedefe inandırdık. İlk yarı bittiğinde küme düşer diye yazılan Ladik. Bence Samsun kamuoyunun her bireyi böyle düşünüyordu. Bir mucize gerçekleştirdi. Ama bunun sebebinin ana teması müthiş sevgi. Sevgiye dayalı ortam. Birbirine inanan, güvenen oyuncu grubu ve teknik heyet. Ve bizim arkamızda sonuna kadar dik duran bir yönetim anlayışı vardı. İsim olarak bakıldığında milletin ezberinde kalan isimler değildik. Sürpriz sayılabilirdik bu ligler için. Ama hangi bilgiyle buradayız? Kendi antrenörlük hayatımızda neler yapmışız? İşte kaç yıllık antrenörlük yapıyoruz? Oyunculara ne katmışız? İşte başarılı olmuşsak nasıl olmuşuz gibi bir araştırma yok. Türk kamuoyunda hiç böyle bir algı yok. Şuna bakılıyor. Nerede futbol oynamıştı? Bu algı var. Samsun'da daha çok var. Trabzon'da ben son yıllarda, son 5-6 yıldır iyi bütçeler harcayan, yarışmacı ekiplerle genelde çalışıyorum. Yani bununla ilgili bizi uygun görüyorlar sağ olsunlar. Trabzon'da o potansiyelimizin olduğu biliniyor. Ama ben Samsun'da şöyle bir algı gördüm. Seçilen antrenörlerin özellikle futbolcu geçmişi, futbolcu kariyeri çok önemli. Böyle bakılıyor. Ben bunun hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Ya ben mi böyle düşünüyorum? Bence sadece ben böyle düşünmemeliyim. Herkes böyle düşünmeli. Bugün Türkiye'ye baktığımızda futbol geçmişi, futbolculuk geçmişi çok iyi olmayan birçok antrenör çok büyük başarılar elde ediyor. Yani çok küçük örnekler verebiliriz. Yani Ersun Yanal, Abdullah Avcı, Mustafa Reşit Akçaylar. Yani Trabzon'un son yıllarda yetiştirdiği popüler antrenörlerden biri. İşte Şenol Güneşler, Fatih Terimler, Aykut Kocamanlar. Onların da durumu ortada. Yani bunun çok iyi futbolculuk geçmiş olmakla alakası olmadığını düşünüyorum. O yüzden Samsun'daki bakış açısı da bence bununla ilgili değişmeli. Bence belki de Samsun amatöründe çok büyük cevherler var. Müthiş antrenör meziyeti olan, yeteneği olan, kapasitesi olan insanlar var. Bence biraz böyle bakılmalı. Bilgilerin hangi boyutta olduğu irdelenmeli. Tabii bu nasıl irdelenecek? Bunları kim nasıl bakacak, kim nasıl görecek? Ne kadar bilgili yönetici var? İşte bilgiyle yönetilen kulüpler mi, parayla yönetilen kulüpler mi var? Bunlar tartışılmalı. Çok geniş konular. Türk futbolunun bakış açısını ben değiştiremeyeceğime göre. Ben kendi modelimi, kendi tarzımı, kendi uslubumu bulunduğum her kulüpte yaşayarak başarılı olmaya çalışan bir antrenör olacağım. 38 yaşındayım. İdeallerim, felsefelerim var. Kendi duruşumuzu ikinci yarıdaki var olan oyuncu grubumuza, takımımıza aktardık. Adım adım gitmek istiyoruz. Üçüncü ligi görmek, üçüncü lig şampiyonluğu yaşamak, yani bulunduğumuz takımı bir üst lige çıkarabilmek. İşte üçüncü ligdeysek ikinci lig şampiyonluğunu yaşamak. Böyle ideallerim var. Ya her antrenör böyle düşünüyor. Hayır, yani öyle değil benimki. Teorikte değil. Ben uygulamada da bunu yaşamak istiyorum.
Bununla ilgili yeterli donanıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Öğrenmeye devam ediyoruz antrenör ekibi olarak. Avrupa ile ilgili bağlantılarımız var. Çok sevdiğimiz büyüklerimiz var. Kendimizi geliştirmek için oradan çok ciddi destek alıyoruz. Böyle yaz dönemlerinde bir haftalık, 10 günlük süreçlerde gidiyoruz yine de. Güncel neler var, neler elde edebiliriz ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bunlar bizim de kendi içerimizdeki eğitimimizi, gelişimimizi destekliyor. Bunlar da var olan ekiplerimize yansıtıyoruz. Sanırım ortaya iyi şeyler çıkıyor bununla ilgili. Bir tesisimiz var, çok yakın zaten, görüyorsunuzdur. Olağanüstü, standartları çok iyi. Sıfır yapılmış. Bununla ilgili belediye başkanımız Selim başkanımız var. Dehşet bir yatırım yapmış buraya. Ben kutluyorum kendisini. Çok büyük spor kenti denilen kentlerde bile böyle bir yatırım yok. Bu büyük bir başarı. Ladik halkına büyük bir özveri, büyük bir fedakarlıktır. Ama halk da burada futbolu çok seviyor. Takımına çok sahip çıkıyor. Bu da o başarılı olmanın bir yolu bence. Biz ikinci yarıda en önemli başarılarımızdan biri de taraftarımızla, halkımızla, tesisimizle, çalışanlarımızla hep birlikte bence her birimiz birbirimizin elini tutarak başarılı olduk. Bunlar bizi olgunlaştıran, başarı çizgisine yaklaştıran davranışlar bence. Genel olarak böyle özetleyebilirim. Tabii çok daha altını çizeceğim şeyler olabilir. Ama hani insanların kafasını yoracak açıklamalar yapmak istemiyorum. Her kulüp kendi alanında çok özveriyle, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Benim Atakum Belediyespor'da çok sevdiğim bir dostum var, Aziz Şişmanoğlu. Yakinen görüştüğüm, yani burada kulüplerde çok fazla tanıdığım yok. Onların da çok büyük özverileri var, biliyorum. Ama bugün sanırım olumsuz tabloyla karşı karşıya olan kulüplerden birisi onlar. Bu çok üzücü. Yani onlar adına üzücü. Biz de üzülüyoruz. Potansiyeli olan, gücü olan, imkanları olan bu kadar büyük çaba harcayan kulüplerin küme düşüyor olmasına. Ama bu şu anlama gelmiyor. Tabii ki onlar üzülmesin, biz üzülelim gibi bir algı olamaz. Biz başarılı olduk ama her küme düşme sorunu yaşayan, her başarısız olan kulüpler adına da üzülüyoruz. İnşallah potansiyeli olan kulüpler sürekli bu liglerde olur. Samsun adına iyi yarışlar olmalı. Bence Samsun'un hala profesyonel takımının olamayışı Samsun Spor haricinde çok büyük bir başarısızlıktır. Yani her şeyi çok iyi yapıyoruz, her şeyi doğru yapıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Ya da aslında biz başarılıyız gibi bir kavram yanlış. Bence üçüncülük takımının olamayışı, profesyonel takımının olamayışı büyük başarısızlık. Bence bu düşünülmeli. Bunlardan biri de biz olmalıyız. Bugün Ladik Belediyespor'da çalışıyorsak bu takım neden profesyonellikte değil? Ben teknik heyet olarak oturuyor tartışıyorum heyetimle. Bu takımı üçüncülüğe çıkaramayacaksak, üçüncülük basamağını bu takıma yaşatamayacaksak, buradaki insanları kandırmanın da bir anlamı yok. Yani günü kurtarmanın, buradan aldığımız parayla kendimizi geçindirmenin hesaplarını değil, var olduğumuz camiaya bir üst ligi yaşatabilmek, hem kendi ideallerimiz için, hem kulübümüzün idealleri için, hem de buradaki halkın mutlu olabilmesi için böyle bir misyon üstlendik. Böyle bir çaba harcadık. Tabii ki gelecek yıllarda neler olur bilemeyiz ama Ladik Belediyespor bence üst liglere yakışıyor. Samsun'dan bence bir iki tane takım bu liglerde olmalı ve oralarda da kalmalı. Biraz geniş olarak bakış açımız böyle. Ben böyle düşünüyorum. Umarım Samsun Spor kamuoyuna, Samsun'daki futbol kamuoyuna biz iyi şeyler yansıtabilmişizdir. Bizi mutlu edecek tarafı budur. Biz Samsun'da böyle iyi izler bırakabilmişsek, iyi şeyler yapabilmişsek kazanılan paranın falan bir önemi yok. Bunlar bizim için değerlidir. Evet, şimdi Ladik Belediyespor'un ikinci kaptanı, kalecisi Asım'la beraberiz. Bu arada Asım'ın bir farklı özelliği var. Grubunun en az gol yiyen kalecisi. Öyle de bir başarısı var. Evet Asım, bir sezon sona erdi. Son maçınızı oynayacaksınız artık. Sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz senin bakış açısından? Vallahi sezon bizim için hani hedefimiz şampiyonluktu. Şampiyonluk parasıyla girdik ama ilk yarıda umduğumuz sonuçları alamadık. Onları da alamayınca fark açıldı tabii. Fatsa aldı götürdü. Ama ikinci yarı şu an bütün liglerde hani bir mağlubiyetimiz var ama en çok puan toplayan tek takımız. Hani lig şu an başlamış olsaydı, ikinci yarı başlamış olsaydı ligin hani birincisiydik. Şampiyon adayıydık. Ama güzel geçti. Niyetimiz hani şampiyon olmaktı. Nasip inşallah hedefimiz seneye.
Yani seneye ulaşacağız. Dediği gibi de grubun en az gol yiyen kalesiyim. Bu tek başına olmuyor tabii. Tüm takım arkadaşlarımın katkısıyla, defanstaki arkadaşlarımla, hocamla bir ekip halinde. Yani bu sonuç ortaya çıktı. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, burada olduğunuz için. Ya Ladik taraftarı hani ilk yarıdan beri, ilk maçtan beri şu an 20 son maç oynayacağız işte 26. maçı oynayacağız. Valla ilk hafta neyse bu son haftada aynı desteği hep devam ediyordu. Kötü aldığımız sonuçlarda da bizim arkamızda durdu. Hani hiçbir diğer taraftarlar gibi hani ne bize sallama, affedersiniz küfür, bu boyutlara, çirkinlik boyutuna hiç gelmedi. Hani bu yüzden taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hani bundan sonraki süreçte de yanımızda olmalarını istiyoruz. Evet, Ladik Bey spor kaptanı Veppi Bayraktar'la beraberiz ve mini kızı İdil Belen. İdil Belen'le beraberiz. Veppi, bir sezonun sonuna geldik. Evet. Son maçınızı oynayacaksınız artık. İlk yarı farklı Ladik Bey spor, ikinci yarı farklı, farklı Ladik Bey spor oldu. Hatta ikinci yarı gönüllü şampiyon olarak 3 puan önde kapattınız diyebiliriz. Neler söylemek istersin? Ya ilk yarı aslında şampiyonluğa kurulan bir ekip olduk. Şampiyonluğa bir takım kurduk ama mayamız tutmadı, öyle diyelim. İlk yarı dediğim gibi şampiyonluğa bir ekip oluşturduk. Kaliteli futbolcular kurduk. Yalnız mayamız tutmadı, olmadı. Devre arasında Samsun takımları arasında -4 puanla, yani 4 puan arkalarında lige başladık. İkinci yarı birkaç oyuncu gönderdi yönetim. 3-4 tane arkadaş takımımıza kattık. Ondan sonra tuttu. 11 maçta 9 galibiyet aldık. Hocalarımız, yönetimimiz, taraftarımız bunda büyük pay sahibi. İyi bir ekip olduk. Arkadaşlık ortamı üst düzey. Şimdi ligi 2 hafta kalmasına rağmen garantiledik ligde kalmayı. Aslında hedefimiz şampiyonluktu ama nasip olmadı. Ama yönetimimizin ve taraftarımızın inşallah seneye en büyük hedefimiz o. Seneye takımımızı şampiyon yapacağız. Çünkü 4 senedir bu ligdeyiz. Artık zamanı geldi şampiyon olmanın. İnşallah seneye onun sözünü de buradan bütün taraftarımıza veriyoruz şampiyon olacağımızı. Peki şampiyon olmak için ne yapmak gerekir? Neler olması gerekir? Şampiyon olmak için ne yapmak gerekir? Biz her sene hep şampiyon takım kurduk ama iyi bir arkadaş ortamı oluşturamadık. Evet. Ama bu sene gerçekten çok iyi bir arkadaş ortamı var. Eğer yönetim ve hocam tekrar anlaşma sağlayıp da seneye bu ekibi bozmayıp birkaç ilave yaparsak şampiyonluk böyle gelir. Arkadaşlık olacak. Birbiri arkadaş için mücadele etmen gerekiyor sahada, takım arkadaşı için. Sadece sahada da bitmiyor her şey. Dışarıda da arkadaş olacaksın, kardeş olacaksın. Biz bu takımda bunu ikinci yarı ortaya koyduk. İnşallah seneye bu takım bozulmaz. Üstüne biraz da takviye koyarak şampiyonun en büyük adayı biziz yani. Böyle şampiyon olur. Başka olmaz. Peki Samsun'un takımlar arasındaki yarışı nasıl değerlendiriyorsun hep? Ya biz işte dediğim gibi devre arasında -4 puanla girdik. Yani 4 puan arkalarındaydık en yakın Samsun temsilcisinin. Devre arası çok iyi çalıştık. Samsun takımları da büyük bütçeler harcayıp bu işe yatırım yaptılar ama biz daha çok çalıştık demek ki. Daha çok inandık. Üstlerine geçtik. Onların son hafta son haftaları kaldı. Onları hak eden ligde kalsın. İkisi de Samsun'umuzun güzide takımlarından. Gönül ister ki herkes kalsın ama biri düşecek mecbur. Hayırlısı neyse olsun. Özinan Asansör'ün sunduğu spor masası sona erdi.